O zaman Mert Hakan'ın sözleriyle giriş yapalım. Konuyu özetleyelim. Mert Hakan utanıyoruz demiş. Sağ olsun hepimizin duygularına tercüman oldu. Biz de utanıyoruz. Utanıyoruz. Ee, bu performansta futbolcular Fenerbahçe'de futbol oynadığı için utanıyoruz. Daha oynamadığı için utanıyoruz. Ee, futbol oynamıyorlar ama en azından utanma duygularını koruyorlar. Böyle bir garip teselli arıyoruz. Gecenin özeti bu aslında. Fenerbahçe'nin hedefleri nedir? Fenerbahçe'nin şu anda bir hedefinden bahsetmek mümkün değil. Ortada futbol oynayan bir takım yok çünkü. İsmail Hoca da kırgınım. Onu da açacağım. Ya arkadaş, şimdi adamlar Kadıköy'e geldi. Kadıköy'e gelirken hocaları yoktu. En önemli iki oyuncularını devre arasında satmışlardı. Tercihen satmışlardı. Ama biz bunu da en önemli iki oyuncularını kap kaptırdılar, kaybettiler şeklinde okuduk. Garip bir şekilde. Yine önemli eksikleri vardı ki dün de bah maçı tamamlayamadı. Sakatlı geçip çıktı. Çok e, kritik bir oyuncu oyun planlarında ama şunu gördük biz. Kim çıkarsa çıksın takım aynı şeyi oynamaya devam ediyor. Türkiye Gazetesi'ne yazdığım bir yorum var benim maçla ilgili. Orada da benzer ifadeler kullandım. Yani adamlar hücum ederken mi daha hızlılar? Yoksa kaybettikleri topu kazanmak isterken mi daha hızlılar? Ya yani altaya üç kişiyle pres yapıyorlar. Üç kişiyle pres yapıyorlar altaya. Top çıkartıyoruz. Herhangi bir oyuncumuza yönelen topun üstüne yine zincirden boşanmış deli gibi koşan Slavyalılar var ve biz ancak seyredebiliyoruz. Bir antrenman maçı düşünün. Antrenmandaki hocalar denemeler yaparlar. İşte kanat ortaları denerler, şut denerler, adamlar hepsini denet. Hepsinde denedi. Soldan atak nasıl yapılır? Sağdan atak nasıl yapılır? Kontraya nasıl çıkılır? Bindirme nasıl yapılır? Ver kaç nasıl yapılır? Adamın ya sağından atıyor solundan geçiyor. İçimizden geçtiler ya. Ve biz acizce seyrettik. Sağdaki futbolcularımız seyretti. Kulübede İsmail Hoca seyretti. Türbünde taraftarımız seyretti. Ekran başında biz seyrettik. Yani akıl alacak bir şey değil bu. Bakıyorsun kadro değeri olarak, kariyer olarak Herhalde şuradan iki tane oyuncuyu satsak biz, aldığımız paralara satsak, şu anda o ederleri yok. İki üç tane Slavya kurarız. Adlarını bilmiyoruz. Ufacık bir statları var. Marka değeri olarak falan filan biz daha çok büyüğüz. Biz zaten kaftanın ötesindeyiz. Adamlar bize futbol dersi veriyor. Resmen futbol dersi. Yani Tamamen Fenerbahçe unutalım. Bu bir Türk takımı değil. Bu Fenerbahçe değil. X bir takım koyalım. Otur, keyifle seyret böyle. Ağzının suları ak 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 seyret. Bir futbol maçında bir takım neler yapmalı? Neler yapabilir? Ya daha top atılırken sağ taraftan sol tarafa top atılıyor. Atıyorum sonra topu atıyorlar. Top daha sonra gelmeden bütün takım bir koşu yapıyor. Açılıyorlar, kapanıyorlar yelpaze gibi. Böyle film seyreder gibi böyle ağzımız açık seyrediyoruz. Ya ben seyrediyorum da sahadakiler de seyrediyor. İkinci yarı başladı. Dediğim gibi bir durun ya bir atın bir tane atın sonra bir durun yani. Yani şimdi İsmail Hoca diyor ki ilk gol karambol. Karambol falan değil ilk gol. İlk golde bakın pozisyonun başına korner atıldı sağ taraftan. Onların sahana göre. Sağdan bir korner atıyorlar. Sonra bekliyorlar. Orada ceza sahasında orta yapacak oyuncuyu arıyorlar planlamışlar biliyorlar ortayı şu yapacak. Ortayı yapıyor. Arka direkte kadar biliyor. Buraya orta yapılacak. Ezberlenmiş pozisyon. İçeriye çeviriyor. Ha orada vurursun ya da vuramazsın. Pozisyonda. O pozisyonun başına gelebilirsek bak. Tabii isteyelim. Korner anına bak. Yok orası yok. Korner atıldığında çok net takip ettiğim pozisyon için korner atıldı. Beklediler orta. Bu adam buraya gelsin bu ortayı yapsın. Diyor golü yedik tamam. Sonra ikinci golü yiyoruz. 10 kişiyiz. Şimdi oyunu durdurabilirsin. 10 kişisin ya. Oyunu durdurabilirsin. Birisi yatar yere. Bir şey olur. Bir hamle yaparsın. Oyun durur. Şimdi tam ekranda yeniden getirdi arkadaşlarımız ekrana. Fenerbahçe'nin yediği ilk gol. Burada faal bekliyoruz. Klasik. Hep bekliyoruz biz zaten. Hı hı. İkinci golle hücum ediyoruz biz. Topu kaybettiğimiz nokta ve kale. İkinci golde geliyor kale. şimdi. başını alırsak onun. Burada offside var mı yok mu bu konuşuldu. Hı hı. topu kaybettiğimiz nokta rakip ceza alanının hemen ön tarafları. Bunun daha başı Pelkas. Orada e, Serdar Rus'un Pelkas. Hı hı. Yani adamlar yaklaşık 70 metrelik atak yaptılar. Evet. 10 kişiyiz. Ya topu orada kaybediyorsun. Şimdi, adamların bir ezberi var buna göre oynuyorlar. Biz hiçbir şeyi bilmeden oynuyoruz. Rastgele oynuyoruz. Doğaçlama yapıyoruz. Hiçbir yeteneğimiz yok. Doğaçlama. Yani bir saz üstadı burada alıp eline tıngır tıngır çalar. Doğaçlama. Benim parmaklarım kesilir herhalde. Tellere bilmiyorum. Ya bu kadar saçmalık olamaz ya. Sonrasında... 10 kişiken gol yedik. 11 kişiyken de atarlar dedik zaten. Çünkü biz bir şey oynamıyoruz. 11 değil 12 kişi olsan da yiyeceksin gol. Çünkü ne yaptığını bilen, ne yapmak istediğini bilen 11 tane adam var. Kalecileri dahil. Oyun içinde kalecileri. Biz ya 6'ya topu atıyoruz. 6 ay topu kullanacak 3 kişi pres yapıyor 6'ya. Altayı rahatlatamıyoruz. Şimdi Mehmet Emin, e, İsmail Kartal ligde oynanan son iki karşılaşmanın ardından demişti ki evet. e, planlarımızı sahaya yansıttık. iyi oynadığımızı düşünüyoruz şeklinde aslında e, oyuna övgüyle yaklaşmıştı. Şimdi bu karşılaşmanın ardından evet. istediklerimizi sahaya yansıtamadık diyor. Ne fark bu, var? Sadece bu, bir galibiyetle mağlubiyet mi Fenerbahçe'nin istediklerini sahaya yansıtmasını e, an getiriyor? An itibariyle tabii ki Fenerbahçe durumu skor üzerinden okumak durumunda. Çünkü... Kupayı kaybetmişsin, Avrupa'yı da kaybettin. Ama İsmail Kartal öyle değil mi? Oyundan memnun olduğunu söylüyor ligde Şimdi oynanan maçlardan sonra. Şunu söylüyorum ben de. Şimdi Fenerbahçe kazanamıyordu. Ne oynadığı belli değildi, kazanamıyordu. Hoca değişikliğine gittiler. O hoca değişikliğe vaktinde yapılmadı. İsmail Hoca elini taşın altına koydu, geldi. Çok iyi niyetli, çalışkan, çok da iyi bir Fenerbahçe ama bu futbolcu grubuyla olmaz. Bu futbolcu grubuyla bu arada kimi getirsen getir olmaz. İsmail Hoca diyor ki Fenerbahçe ruhu diyor. İsmail Hoca'nın içinde var mı Fenerbahçe ruhu var. O yıllarca boş mukaveleye imza atmış Arap İsmail. E hangi birini göndereceksin bu Ya kutradan? şunu söylüyorum şimdi Sosa'nın bırak Fenerbahçe ruhunu. Herhangi bir futbolcu ruhunu gördün mü sen mesela? Dün Sosa'da. Hayır. Sosa ne yaptı? Pelkas ne yaptı? Mert Hakan Yanlaş maçtan sonra utandı maçında bir gol attı. Maçta ne yaptı ya? Mert Hakan Yanlaş ne yaptı? Gitti orada saçma sapan yine itirazlarıyla, abuk subuk hareketleriyle. Gitti bir tane sarı kart gördü. Hemen sonrasında bir foul yaptı. Öyle bir diken üstünde bekliyorum. Şimdi kırmızı mı çıkacak diye bekliyorum. Ya arkadaş, dün Arda oyuna girdi. Bugün de herkes Arda'yı konuşuyor. Evet. İsmail Hoca'ya işte korumak üzerinden eleştiriler Arda var. Arda'nın korunmaya ihtiyacı varmış. mı Şimdi o konuya geleceğiz ama şunu gösteriyor Arda, bu takımın futbolcusu benim, bu formayı ben istiyorum. Yani üzerindeki formanın Fenerbahçe forması olduğunu bilen, farkında olan Altay'la Ferdi'yle beraber işte bir iki futbolcudan bir tanesi Arda Güler.